quyidagilarni hisoblaymiz. Bu yerda arctangensning tarifini esga olaylik. Alfa teng arctangens b degani bu birinchidan minus pi taqsim 2 pi taqsim 2 oralig'iga tegishli. Bu yerda b ixtiyoriy son, ixtiyoriy haqiqiy son. Va bu birinchi shart, ikkinchi shart tangens alfa b'ga teng. Mana bu ikkita shartni qanoatlantiruvchi burchak bu tangens arctangens b degani. Hop, mana bu yerda birinchi misolni yechamiz. Agar mana buni alfa deb oladigan bo'lsak, arctangens b alfa, mana bu alfa. Buni tangensi 5 ga teng, ya'ni tangensi b ga teng. Endi birinchisining javobi 5 ga teng ekan. İkincisi de, yerde katangeniz, katangeniz, arctangeniz, 6. O ikincisini yaşayalımız yerinde. Bu ifadanı biz kuyudaki şey yazıyoruz. Ting. Bir taksım, bizge malum, katangeniz alfa, bu bir taksım, tangeniz alfa geteyin. Bu şu teyniyden faydalanmamız. Alfanın oranında bir yerde bana bu, arctangeniz, 6 geliyordu. Bir taksım tangens arctangens 6 deb yozamiz. Yani mana bu teğnidan faydalanamiz. Tangens arctangens 6. Yani go'yoki arctangens bilan tangens bir-birini yo'qotadi-da 6 qoladi. Demak, natijada biz bir taksım 6 ni hosil qilamiz. Shunday qilib bu misolning javobi bir taksım 6 ga teng ekan. Navbatdagi misol sinus arctangens 3'ni toping. Hop, kelinglar mana buni alfa bilan belgilaydik. Arctangens 3 alfaga teng bo'lsin. Bu holda sinus alfani topish kerak. Hop, shunday qilib alfa teng arctangens 3. Demek bu minus pi pi taksim, minus pi taksim 2 pi taksim 2 arası getirgisi. Bundan taşkarı tangens alfa 3 geteyin. Biz şu malumatlardan faydalanalımız. Ve sinüs alfanı tapış gerek. Bu mesela ne yaşayalımız? Sinüs alfanı tapışı için biz de kosinüs alfanı tapamız. Bu tangens berilgen olsa kosinüs alfanı kan dekili tapamız. Ana masalan bizga asosiy ayniyat ma'lum kosinus kvadrat alfa qo'shuv sinus kvadrat alfa 1 ga teng. Ikkala tomonni kosinus kvadrat alfaga bo'lib olsak 1 qo'shuv tangens kvadrat alfa teng 1 taqsim kosinus kvadrat alfani hosil qilamiz. Tangens berilgan bizga 3 ga teng. Bu yerdan biz kosinusni topishimiz mumkin. Tangens o'rniga 3 qo'yamiz. 1 qo'shuv 9 1 qo'shuv 9 teng 1 taqsim kosinus kvadrat alfa. Bu 10 bo'ladi. Undan kosinus kvadrat alfani topsak 1 taqsim 10 ga teng ekan. Endi kosinus alfani topamiz. Kosinus alfa teng. Bu yerda bizda ikkita imkoniyat bor. Birinchisi 1 taqsim iz ostida 10 yoki minus 1 taqsim iz ostida 10. Bundan biz qaysi birini olamiz? Minusligini yoki plusligini mi? Uning uchun mana bu yerga berilganlarga qaraymiz. Alfa birinchidan mana bu oralig'da ekan. Minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha. Bu oralig'da kosinus musbat. Manfiy bo'lolmaydi bu oralig'da. Bu degani 4-chi chorak yoki 1-chi chorak. Har ikkala holda ham kosinus musbat. Demak, mana bu kosinus busonga teng bo'lolmaydi. Shunday qilib kosinus alfa 1 taqsim iz ostida 10 ga teng ekan. Ana endi sinus alfani topishimiz mumkin. Sinus alfa teng tangens alfa ko'paytiruv kosinus alfa. Mana bundan foydalanamiz. Chunki tangens alfa degani sinus alfa taqsim kosinus alfa. Kosinuslar qisqarib ketsa sinus alfa qoladi. Teng tangens alfa berilgan 3 ga teng. Kosinus alfani mana hozir topdik. 1 taqsim iz ostida 10 ga teng. Demak javob 3 taqsim iz ostida 10 ga teng ekan. Mana buni alfa bilan belgilagan edik, sinus alfani topish kerak edi. Mana biz sinus alfani topdik. Javob 3 taqsim iz ostida 10.